ağlamış telli başına, zülüfleri düşmüş hilal kaşına, yemeni bağlamış telli başına, zülüfleri düşmüş hilal kaşına, henüz girmiş 13-14 yaşına, gözleri sürmeli köylü güzeli, henüz girmiş 13-14 yaşına, gözleri sürmeli köylü güzeli. Lay 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 la 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 la. Sabah olmuş öter bahçede bülbül, durmayıp devşirir demet demet gül. Sabah olmuş öter bahçede bülbül, durmayıp devşirir demet demet gül. Takınmış göğsüne kokulu sümbül, edalı işveli köylü güzeli. Takınmış göğsüne kokulu sümbül, edalı işveli köylü güzeli. Lay 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 la 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 la. Gel seni köylü kız alıp kaçayım, telli duvağına altın saçayım. Gel seni köylü kız alıp kaçayım, telli duvağına altın saçayım. Seni bu diyardan alıp kaçayım, edalı işveli köylü güzeli. Seni bu diyardan alıp kaçayım, edalı işveli köylü güzeli. Edalı işveli köylü güzeli. Edalı işveli köylü güzeli. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Er Yavuz'a, sağ olsun. Ben renk katarak bir haftaya daha seninle birlikte müzikle açtık bir çok haftayı teşekkürler. Daha. Çok teşekkürler. Sevgili Kanal T izleyicileri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bu akşam da yine çok özel konuklarımızla sizlerin karşısındayız. Bu akşam yayın formatımızda bir değişiklik yapacağız. Konuklarımızla iletişime geçmeden, sohbete geçmeden önce bir haftada neler olmuş? Ülkemiz çok büyük özel gündemlerle biliyorsunuz çalkalanıyor. Tabii kısmen burada yer vereceğiz, konu başlıklarına yer vereceğiz. Burada amacımız unuttuğumuz, es geçtiğimiz, belki gördüğümüz, duyduğumuz ama unuttuğumuz konuları tekrar bir hafızamızda canlandırmak. Bizlerin ve ülkemize bu konular neler katmış, neler kaybettirmiş, biraz olsun bir farkındalık yaratmak. Ve ben gündemimize geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle bu vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerle bir takım torba yasaları geçti. Bundan önceki aylarda ve yıllarda. Ve 2017 için yine meclisten bir torba yasa geçti. Ve bu torba yasada hepimizi ilgilendiren konu başlıkları vardı. Hayatımızı, ekonomik yaşamımızı ilgilendiren konu başlıkları. İşte en önemlisi motorlu taşıtlara gelen vergiler. İşte 1300 motor ve üzerindeki araçlarda %15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden %10 artış söz konusu oldu. Yine herkesin, işletmelerin, esnafın, önemli olan esnafı ilgilendiren bir kanun tasarısı yine meclisten geçti. Kurumlar vergisi 2018, 2019 ve 2020'de bundan böyle %22 olarak uygulanacak. Daha önce neydi? Biliyorsunuz kurumlar vergisi %20 olarak alınıyordu. Orada da bir %2'lik bir artış söz konusu. Yine özel iletişim vergisi, hepimizin işte kullandığımız cep telefonundan başlayarak birçok tüketimde özel iletişim vergisi alınıyor biliyorsunuz. Ve burada da yine %7,5 olarak bir vergi oranı belirlendi. Şans oyunları, yarışmalar ve vesaire, buradaki elde edilen gelirlerle ilgili bir düzenleme oldu. Ve buradaki ikramiyeler ve biliyorsunuz bu ikramiyeleri kazananlardan alınan veraset vergileri de %10'dan %20'ye çıkarıldı.
Bu arada belki kısmen iyi bir haber mi diyelim, ne kadar iyi o da tartışılır. Çünkü asgari ücret biliyorsunuz ülkemizde gerçekten çok da iç açıcı değil. Asgari ücrette alınan yeni kararla 2017'de en az asgari ücretin yine 1404 TL olarak asgari bazda yer alacağı yine kanun hükmünde yer aldı. Bunun dışında 2017 yılı Merkezi Bütçe Kanunu net borçlanma limitinin yükseleceği bildirildi. Engellilere biliyorsunuz araç alımlarında bir kolaylık sağlanıyordu. Vergisiz bir araç alımı söz konusuydu. Bunda da yeni gelen kanunla 70.000 TL ile sınırlanan araçlar için geçerli olacağı söylendi. Bu mecliste bu hafta geçen ve hepimizi ilgilendiren bir konuydu. Diğer bir açıklanan veri enflasyonda biliyorsunuz yaklaşık son 12-13 yıldır bir ufak ufak artışlar vardı ama bu yıl 2017 verileri çok iç açıcı değil. %13'e kadar çıktı enflasyon verileri ve burada da özellikle ulaştırma giderleri ve enflasyona yansıyan ulaştırma giderlerinde bir artış var. %18,56 yaklaşık %19'a yakın bir ulaştırma giderinde artış olduğu açıklandı. Biliyorsunuz ulaştırmanın da girdisi bildiğiniz gibi yakıt. Yakıt giderlerinin artması doğal olarak yani benzin, fuel oil vesaire gibi bu yakıt giderlerinin artması da enflasyon oranının artmasına etki eden maddelerden. Yine zam şampiyonu olarak da domates olduğu açıklandı. Üzücü bir haber var, ona en son vereceğim. Yine son yıllarda arkadaşlar, dostlar bir veri var. Bu sevindirici bir veri. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir ziyaretleri özellikle son yıllarda zaten bir artış gösteriyordu ama son 11 aylık verileri gerçekten çok sevindirici. 6 milyon ziyaretçi Anıtkabir'i bu yıl ziyaret etmiş. Bu çok sevindirici. Ülkemizde her geçen gün Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgi, saygı her geçen gün artıyor. Bizler de bu şekilde olmasa tabii bizleri de gururlandırıyor. Bunun dışında üzücü haber demiştim. Üzücü haberde biliyorsunuz Erzincan Ordu'nda sosyal medyaya yansıyan üzücü bir sosyal medya haberiydi. Bir asker bunalıma girdiğini söyleyerek bir kediye işkence yaptı. Ve ne yazık ki ülkemizde tabii bizim ulaşabildiğimiz görüntüler yani sosyal medyaya yansıyan, onun yansımayan tarafında belki yüzlerce Türkiye'nin farklı noktasında sessiz dostlarımıza, konuşamayan dostlarımıza yapılan türlü türlü işkenceler var. Bu konuda da aslında neresinden baksanız utanç verici. O birçoğunuz izlemişsinizdir sosyal medyada. İşte 12 günlük bir oda hapsi cezasına çarptırılmış asker arkadaş. Ama burada asıl bizi bence düşünmemiz gereken ülke olarak ve ülke insanını bu gerginliğini arttıran insanların şunu düşünmesi gerekir. Toplumumuz gerçekten şiddete yönelik ciddi bir travmatik bir dönemden geçiyor ve bunu besleyen de çok önemli faktörler var. Ekonomik faktörler var, sosyal faktörler var. Bunlar giderilmediği sürece bu şiddet olayları sadece insanların birbirleriyle yaptığı değil, işte o hayvanlarla, konuşamayan dostlarla kendini gösteriyor. Yine İstanbul'daki izleyicilerimizi ilgilendiren önemli bir haber bugün yayınlandı. O da neydi? Biliyorsunuz yakın bir dönemde, daha doğrusu yakın demeyelim, son 3-4 yıldır tartışılan, çevrecilerin karşı çıktığı ama yine de hükümetin yapmakta direndiği bir proje var. Kanal İstanbul projesi. Bu projede şu anda yer ve güzergah belirlemesi bugün itibariyle belirlendi. Belirlendiği açıklandı. Habertürk'ün yaptığı bir haberle kamuoyu bu habere ulaştı. Ve güzergahı Küçükçekmece Gölü'nden Sazlıdere mevkiini geçerek buradan Terkos'un batı istikametinden Karadeniz'e ulaşan bir güzergah belirlendi. Bu güzergahla alakalı da Dursun Köy, Baklalı Köyü gibi köylerin içerisinden geçen bir güzergah var. Çevreciler burada ne diyor? Çevreciler öncelikle 3.
yani daha doğrusu 3. köprünün yapılmasıyla biliyorsunuz çok ciddi bir ağaç katliamı yaşanmıştı kuzey ormanlarında. Zaten bu konuda çok ciddi bir hassasiyet var ki bu haklı bir hassasiyet. Çünkü neredeyse İstanbul'un içerisinde yeşil alan kalmadı ve İstanbul'un kliması dediğimiz bu nokta, yani Çatalca'dan kuzey ormanları dediğimiz 3. köprünün yol güzergahındaki bu ağaç katliamları yeni ağaç katliamlarını getirir mi korkusu ve bu alanların imara açılması, gelecekte buradaki bu güzergahta oluşabilecek rant kaygısı insanları bu projeden daha çok açıkçası bu konuya yönlendiriyor ki bu endişelerde haksızlık payı yok. Kesinlikle önceki yapılan çalışmaları düşünürsek ülkemizdeki imar çalışmalarını bu konuda da çok ciddi endişelere sahip çevreciler ve tabii ki de bizler kamuoyu endişeye sahip. Ama bu arada biliyorsunuz hükümetin bu konudaki özellikle Kanal İstanbul'un olması gerekliliği konusundaki açıklaması şu şekilde. Biliyorsunuz Boğaz'dan yüzlerce tanker ve şilepler geçiyor. Ticari bir güzergah ve vazgeçilemeyecek bir ticari bir gelir de diyebiliriz belki ülke için. Ancak bu kanalın yapılması, bu kanalın buradaki çevreyi katlederek yapılacak olması bir yanda kazanım varken bir yanda çok büyük çevresel katliam söz konusu. Bu konuda şimdiden bizler yakın takip edeceğimizi, bu konuyu yakından takip edeceğimizi de sizlere bilgi vermiş olalım. Yine açıklanan bir başka veri yine İstanbulluları ilgilendiren İstanbul Kalkınma Ajansı bir araştırma yapıyor. İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öncülüğünde Mahallem İstanbul projesi ve bu projede şöyle bir sonuç çıkıyor. İstanbulluların %20'si kalan yani İstanbulluların %20'sinin elde ettiği gelir neredeyse toplam nüfusun yarısına sahip. Bu şekilde bir bilgi paylaşılıyor ve İstanbul'da aylık ortalama hane halkının geliri de 4.308 TL olarak yine basına yansıyan haberler arasında. Bu arada sevgili dostlar, buradan rahmetle anacağımız sanat güneşimiz sevgili Zeki Müren'in de doğum günü, kendisini rahmetle anıyoruz. Yine bu hafta engeller haftasıydı. Her geçen gün biliyorsunuz yapılan imar çalışmaları, yol, kaldırım derken engellilerin yaşam alanlarına çok büyük suikastler oluyor ülkemizde. Bu konuda yetkilileri duyarlılığa davet ediyoruz. Bunun yanında yine bu hafta çok yakında, hatta dün 83. yılını kutladık. Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkının 83. yılını kutladık. Çok önemliydi çünkü 5 Aralık 1934'te Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin en başında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğinde belki de şu an gelişmiş ülke dediğimiz, biz şu an gelişmekte olan ülke statüsünde olan ülkeyiz. Ancak daha o yıllarda öyle bir lidere sahibiz ki kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanımış ve bu hak bu yıl 83. yılını kutladı. Ve kadınların toplum içerisindeki yeri, oy verme ve yine onların kendilerini gerek siyasette gerek iş hayatında ispatlamaları yönünde o yıllarda alınmış karar bugün gelindiğinde biliyorsunuz kadına şiddet olayları da her geçen gün artıyor. Kadının yeri ne yazık ki toplumda her geçen gün zayıflıyor. Bu dipnotu da geçmek istiyorum. Buradan yine böyle bir lidere sahip olmanın da büyük onurunu yaşadığımızı iletmek istiyorum. Şimdi değerli konuklarıma sözü vereceğim biraz sonra. Onları tanıtayım. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Ömer Saltan aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burcu Kunter Ergün aramızda. Belki programımızı yakından takip eden dostlarımız Burcu Hanım'ı hatırlayacaklardır. İkinci program konuydunuz sanırım, değil mi? Evet. Ama size bir talep var. Çünkü özellikle o gün geldiğinizde programda siz izleyicilerimize bir uygulama yaptınız. Evet, nefes egzersizi yaptınız. Demek ki çok ihtiyacı var. Toplum gergin ve egzersiz yapması gerekiyor. Bu konuda gerek WhatsApp hattından gerek sosyal medyadan
sizleri tekrar konuk etmemiz konusunda bize çağrılar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar katıldığınız için biz size teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ben söze doktorumla başlamak istiyorum. Şimdi ülkemizde tabii ki de en önemli, yani ülkemizde demeyelim, herhalde insanın hayatta en önemli varlığı çocukları. Sizler de çocuk doktoru olarak hani bizim en değerli canlarımızı bu konuda yanında oluyorsunuz. En kötü anlarımızda bize yol gösteriyorsunuz. Türkiye'de baktığımızda en çok çocuklarla ilgili ailelerin size başvurduğunda başlıklarla ilk üç sırada hangi hastalıklar ya da hangi konularla sizin kapınızı çalıyorlar? Yani şikayet olarak tabii şikayet ve hastalık daha farklı oluyor. Tabii en sık ateş, öksürük ve iştahsızlık. İlk üç olarak böyle sıralayabilirim ama çocukluk çağında tabii hastalık olarak baktığımızda en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarını görüyoruz. Sonrasında tabii diğer hastalıklar da peş peşe gelebiliyor ama üst solunum yolu enfeksiyonlarını sıklıkla görmekteyiz. Peki ateş deyince insanlar tabii tedirginleşiyor. Yani mesela hangi ateş, atıyorum 37,5, 38, 36,5 sanırım normal değil mi? Normal ateş normal aralığı. Vücut ısısı 36,5. Evet. 36,5. Biz aileler nereden sonra panik yapmalıyız? Hı-hı. Şimdi tabii panik bence hiçbir zaman yapmamalıyız ama endişelenmemiz gereken ya da önlem almamız gereken durum ateşin derece olarak sınırından ziyade çocuktaki başka belirtilerin olup olmaması da önemlidir. Tabii bu çocuğun yaş durumuna göre de değişir. Yeni doğan dönemi apayrıdır. Sonraki süt çocukluğu dönemi, oyun çocukluğu dönemi, bunların hepsinde farklı belirtiler de olabilir. Şimdi bir hastalığın ciddiyeti her zaman ateşin çok yüksek olmasıyla sınırlı değildir. Hı hı. Başka belirtilerin de olup olmaması önemlidir. Onlara da dikkat etmek lazım. Ama genel olarak ben hastalarıma şunu öneriyorum. Hani eğer ki çocuğu bir hekim gördüyse ve o ateşin sebebi çok endişelenmemizi gerektirmeyecek bir basit üst solunum yolu enfeksiyonuysa 38 civarlarındaki ateşlerden çok korkmasınlar, endişe etmesinler. Niye? Çünkü ateş vücudun aynı zamanda bir savunma mekanizmasıdır da. Yani işte çocuk ateşlenmeye başladı. Atıyorum 2-3 yaşında bir çocuk. Doktoruna gitti. Doktoru gördü. İşte boğazı biraz kızarmış dedi. Gripal bir enfeksiyon dedi. Bu böyle tanı alan bir çocuk için bence hemen ateş düşürücü ilaçlar verilmesine gerek yok. Eğer ateş 38-38,5 civarlarındaysa, çocuğun genel durumu çok kötü değilse, yani günlük aktivitesini yapıyorsa, oynuyorsa vesaire, hiç müdahale etmeyelim, ilaç vermeyelim. Yani bazen öyle durumlar görüyoruz ki hani aileler işte 30-38,5 derece bir ateşte böyle ellerinde işte ilaç, şuruplar vesaireler, böyle onu bir şey haline getirip çocuğun peşinden sürekli şurup içirmek, işte onu alıp soğuk suya sokmak, soğuk banyolar yaptırmak, evet, gibi hatalı uygulamalar yapıyorlar. Hocam bu işte o soğuk banyo yapmak, hani bu sanki birazcık böyle annelerimizden bizlere nesilden nesile geçmiş bir klişe, evet. Yani panik oluyoruz ve o an çocuğun ateşi çıkmışsa soğuk suyla müdahale ediyoruz. Aslında bileklerine, doğru. Evet, evet, koltuk altlarına. Evet. Bu nasıl bir uygulama? Soğuk su değil, bu yanlış bir uygulama. Normal ılık oda ısısında veyahut da çocuğu her zamanki gibi duşunu aldırmak şeklinde bu uygulama yapılabilir. Ama soğuk su değil ya da buz uygulamak değil. Bu ilk etapta belki vücut ısısını düşürmek için başarılı olabilir ama daha sonrasında daha yükselebilir. O yüzden biz çocuk hekimleri olarak soğuk uygulamayı önermiyoruz. Normal duşunu aldırabilirsiniz. Her zamanki duşunu aldırabilirsiniz ateşi düşürmek için. Bir de ben hocam antibiyotik konusunda çok hassaslardan ve ilaç kullanımı konusunda da sentetik ilaç dediğimiz, yani ilaç piyasasındaki ilaçları kullanmaktan çekinen velilerdenim. Birçok arkadaşım da bu şekilde. Antibiyotiği çocuk hangi aşamada alır ya da almalı? Evet, şimdi bu maalesef Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı. Bizim
branşımızda daha da fazla büyük bir sıkıntı. Neden? Çünkü üst enfeksiyonları çocuklar yetişkinlere göre daha fazla yaşıyorlar. Bilinçsiz antibiyotik konusu maalesef çok fazla. Bu da neyi getiriyor? Tabii ki hem yan etkiyi getiriyor hem mikropların bu düzensiz kullanılan antibiyotiklere karşı direncini meydana getiriyor. Ve giderek daha dirençli enfeksiyonlar topluma yayılmaya başlıyor. Şimdi antibiyotik tabii akılcı kullanıldığı zaman bazı durumlarda da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor ve hayat kurtarıcı oluyor. Bir çocuğun ateşi çıktı diye hemen antibiyotik verilmez. Ya da ateşin derecesi belli bir dereceyi geçti diye atıyorum işte 39-40 oldu diye muhakkak antibiyotik verilmesi gerekmez. Antibiyotik, hocam, burada şöyle yapalım mı? Vaka vaka gidelim. 39 derece ateşi gören gecenin ikisindeki bir anne baba. Ne yapsın o anda? Size de ulaşamıyor. Evet, anladım. Şimdi tabii o 39 derece biraz yüksek bir derece ve çocuğu rahatsız eder, huzursuz yapar. Basit bir ateş düşürücü, hani hekiminiz önerdiği çocuğun yaşına uygun bir şekilde bir ateş düşürücüsünü verip yarım saat sonra biraz üstünü soyup yarım saat sonra bir tekrar ateşini ölçebilir. Eğer düşürmediyse biraz işte dediğimiz gibi ılık, soğuk değil ama ılık pansuman ya da duş aldırabilir. Zaten başka bir şikayet yoksa, ateşi de düştüyse her şey yolunda demektir. Basit bir enfeksiyon demektir. Ama ateşi düşürmekte zorluk çekiyorsa veyahut da başka semptomlar yani şikayetler olursa işte şiddetli bir öksürük olabilir, kusma olabilir, ishal olabilir, çocuğun inlemesi olabilir, renginde her zamankinden daha bir kötü görüntü olabilir. Yolunda gitmediğini düşündüğünüz zaman tabii en yakın acile götürüp oradaki hekim arkadaşımızın değerlendirip bu durumun aciliyetle müdahale edilmesi gereken bir şey olup olmadığına bir ciddi bir tanı olup olmadığının kararlaştırılması gerekir. Sizin burada sizin geldiğinizde bu arada program başlamadan önce sohbet etmiştik. O tanımlamanız benim çok hoşuma gitmişti. Aslında ateş çocuklar için de faydalı da bir... Evet, orayı biraz tabii ki. Açar mısınız hocam? Aynen öyle. Yani bu geçirilen zaten enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonların çoğu viraldir. %90'ı viraldir. İşte boğazının kızarması, bademciklerinin biraz şişip kızarması, burun akıntısı, hapşırması, ufak tefek öksürüklerin %90'ı viraldir. Virüslere antibiyotikler zaten etki etmez. Boşuna kullanırsınız. O yüzden burada vücudun kendi direnci bu mikropları alt etmek için önemlidir. Bunlardan bir tanesi de ateştir. Çünkü vücudun lökosit dediğimiz yani mikropla savaşan askerleri diyelim, onlar ateşi 38 civarlarındayken, 38,5 civarlarındayken daha iyi iş görür. Yani yapılan bir sürü çalışmada zaten bunu gösteriyor. Basit bir viral enfeksiyonda siz ateşi 36,5'larda tuttuğunuz zaman o enfeksiyonun düzelmesi bir haftayı buluyor. 8 gün civarlarında oluyor. Ama ateşi çok müdahale etmezsek çocuğun dayanabildiği noktalarda 38,5'larda vesaire kalırsa çocukta herhangi bir sıkıntı keyfini çok bozmadığı sürece o zaman bu gripal enfeksiyonların iyileşme süresi daha kısalıyor. 4-5 günlerden bahsediliyor. Aslında biraz ailelere herhalde bizlere şu görev düşüyor. Sabırlı olacağız. Yakın takip yapacağız ama panik yapmayacağız. Evet, yani hekiminiz görüp çok ciddi bir şey olmadığını hem muayene bulgusuna gerekirse tetkiklerine göre karar verdiyse tanımızdan eminsek o zaman ateşten çok korkmayalım, çok panik yapmayalım. Onun da bir vücudun savunma mekanizması olduğunu bilmek lazım. Evet, ben buradan Burcu Hanım'a dönmek istiyorum. Özellikle yoga, ilk programımızda da değinmiştik. Karıştırılıyor demiştik işte pilates mesela farklı bir branş, yoga ayrı bir branş. Biraz siz anlatır mısınız? Yoga, pilates ne amaçla yapılır? Yani bu konuda izleyicilerimize bilgi verelim. Çünkü çok karıştırılıyor. Tabii ki. Bana da çok gelen sorudur aslında o. Hani pilatesten farkı ne veya benzerliklerine? Çünkü pek çok duruş aslında ortak. Fakat yoga bir felsefe yani 5000 yıla dayanan bir felsefe aslında. Sadece duruşlardan ibaret değil. Hani ne bileyim işte hadi bir ağaç duruşunda duruyorum. Bu yoga değil. Bu yoganın 8 basamağından biri. Ve pilatesle yaptığım bir esneme hareketi ile yogada yaptığım aynı duruşta yoganın kelime anlamı, ana teması, birlik.
zihin ve bedenimi bir hale getirmeye esasına dayanıyor. Dolayısıyla ben nefesimle birlikte bedenimi, o kasılan kaslarımı yönlendirdiğim zaman, ne bileyim işte kolumu kaldırdığım zaman nefesle beraber, aynı zamanda bunun içine ruhumu, zihnimi de kattığım zaman yoga olmuş oluyor. Pilates'e de çok çok saygı duyuyorum. Hani benim branşımda bunda ruh var, onda ruh yok gibi sakın öyle bir şey algılanmasın. Dediğim gibi yoga bir felsefe. Pilates Anadolu'm değil. Yoga konusunda hep mesela Budistlerin değil mi? Hani hareket olarak benzerlikler var. O da karıştırılır. O tabii, da biraz tabii, sanki tabii. Yanlış mı gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Yani yoga bir din değil. Evet. Bu bana hiç çok sorulan bir soru. Hani Budist misin, şu musun, bu musun? Yoga din değil. Yoga bir felsefe. Aslında bildiğim kadarıyla Budizm de bir felsefe. Tabii ki saygı duyuyorum. Her şeye saygı duyuyorum. Bütün dinlere ve şeylere. Fakat yoga kesinlikle bir din değil. Yoga derin bir felsefe. Yoga amacı kendi bedenime yolculuğumu yapmak. Nasıl yaparım? Nasıl daha sağlıklı olurum? Yani nefesimi nasıl kontrol ederim? Zihnimi nasıl boşaltırım? Şiddet uygulamama esası var. Yalan söylememe. Bunların hepsi aslında bir yoganın ana temasının içinde o olan şeyler. O zaman bu ülkede çoğu kişiye bunu uygulamamız gerekir hocam. Yani. Tabii ki yani en basiti sağlık. Yoga öğretelim herkese. Tabii inşallah tabii ki. Peki şöyle bir de çakralardan bahsedilir. İşte vücutta çakralar vardır. Çakraların kapalı, açık. Ne demek hocam bunlar? Çakra nedir? Yani biraz bunlara girelim isterseniz. Tabii ki. Çakra kelime anlamı dönen tekerlek demek. Yani disk gibi hızlı dönen tekerlek demek. Vücudumuzda ana 7 çakra merkezlerimiz var. Gösterebilir miyiz hocam onu? Tabii ki. Tam tepemizden başlıyor. Evet. Aslında bir kir diyen bunların dereceleri var mı? İşte bir numaralı çakra, en önemli çakra şudur. Böyle bir dereceleri... Önce sırası demeyelim de şöyle. Gökkuşağının renkleri gibi bir kirliyen, Rus bir bilim adamı var kirliyen diye. Artık fotoğraflanabiliyor bile çakra merkezlerimiz. Bir gökkuşağı gibiyiz aslında. Hepimiz bir mucizeyiz. Hani Allah'ın büyük mucizeleriyiz diye düşünüyorum. Tam tepemizde taç çakramız var. Nedir bu? Ana enerji merkezi. Rengi mordur. İkinci çakramız şu üçüncü göz dediğimiz sezgilerimizi temsil eden. Birinci çakra hemen başımızın tepesinde. Başımızın tepesinde. Evet. Tamam. İkinci çakramız hemen iki kaşın ortasında üçüncü göz dediğimiz. Tamam. Hatta buraya böyle bindi şey yapıştırırlar hani Hindular veya evet. Hindistan'da falan. Orası aslında orada bir amigdala mıydı hocam? Orada hani diş macunlarında da olmamasını, flor olmamasını istiyoruz da. Aslında burası gerçekten sezgi noktamızdır. Oraya ikinci çakramız diyelim. Çivit mavisi bir rengi vardır. Üçüncü boğaz çakrası. Pardon, bu arada siz bu renkleri söylerken işte çivit mavisi dediğinizde yani maviye baktığımızda çakramız mı açılır? Aslında yok. Yani çakra açılmaz. Zaten çakranın kapanması bizim ölmemiz demek. Hani çakralar kapanır mı? Çakra kapanmaz. Çakra çünkü bir su kanalı gibi düşünün. Sürekli bir enerji döngüsü halindeyiz. Herhangi bir çakra kapanmaz fakat düzensiz çalışabilir. Yani kendimi ifade edemediğim zaman, bir şeyler konuşmak isteyip konuşamadığım zaman boğaz çakrasının dengesiz çalışması gibi bir durumlar söz konusu olabilir. Boğaz çakrası, kalp çakrası iki göğsün arasında. O daha bir yeşil renkli. Sonra tam göbek deliğinin üzerinde solar plexus dediğim güneş sinir ağı çakrası var. Göbek deliğimin altında mesela buranın rengi sarı renkli. Göbek deliğinin altında daha çok üreme organlarımın hani yaratıcılık gibi düşünün. Hani bir şeyleri hayal edebilme. Orada sakral çakram var. Ve tam kuyruk sokumumun hani şu an tam böyle hani üstüne oturduğumuz nokta tam kuyruk sokumun ucunda da kök çakram var. Kırmızı renklidir o da. Toprakla bağlantım. Hani nasıl diyeyim kırmızı renkli ve sadece kırmızı renk bakıp giymek değil de daha çok toprağa temas etmek. Hani dediğim gibi ağaçlara sarılmak. Daha önceki programda bahsetmiştim biraz. Mümkün olduğu kadar toprağa temas etmek. Çıplak ayak toprakta yürümek. Yine kök çakramızı bayağı bir etkin bir şekilde ana bağlantımız. Orası eğer kök çakramızı çok güzel çalıştırırsak oradan yukarıda da dengeli ve güzel bir enerji gider diye peki, düşünüyorum. Peki çakranın ihtiyacı ne? Toprak bir. Bütün her şey. Yani sadece toprak, topraklanmamız zaten bütün bedenimiz için çok çok önemli, faydalı bir şey. İyi hissetmek. Hani mümkün olduğu kadar mesela kalp çakrası çok önemli bir çakra bana sorarsanız. Koşulsuz sevmeyi ve sevilmeyi. Hani bir çocuğa sarılmak, birbirimize sarılmak inanılmaz derecede kalp çakrasını etkin
hepimizin ihtiyacı olan bol bol sevgi. Şu anda yurt dışında sarılma seansları düzenliyorlar. Doğrudur, evet, harika. Psikologlar evet. Bununla ilgili evet. Sarılma seansları. Harika. Tanımadıkları insanlara böyle bir grup toplanıyor. Ondan sonra birbirlerine sarılıyorlar insanlar. Mükemmel. Yaklaşık 1-1,5-2 dakika kadar evet. Sessizce sadece sarılıyorlar. Demek ki bu bir yoga terapisi. Aslında değil mi? Kesinlikle yani sadece yoga değil hani her temel felsefede olduğu gibi aslında kendimizi iyi hissetmektir her şeyin amacı. Ve bana sorarsanız yani bizim toplumumuz yalnız şöyle bir daha iyi durumda. Çok fazla temas eden ve birbirine zaten sevdiğini sarılarak ve öpüşerek gösteren insanlarız. Yani bayağı bir sıcakkanlı bir toplumuz aslında. Yurt dışında çok fazla bazen yok hani. Şeyler oluyor ama hocam yani. Evet tamam iyiyseniz evet, bu konuda evet, ama evet. Yine de biraz burada bazen evet, çakraları zayıf. Evet. Olabilir yani bol bol sarılalım sevdiklerimize sarılalım bol bol. Bu arada hocam çocuklarda ruhsal yani çocuk doğuyor onları da kendine göre bir ruh hali mi var değil mi? Yani çocuklarda ruhsal hakikaten. Denge şimdi biz tamam hastalık diyoruz ateş diyoruz ama çocuğun bir de ruhsal dengesi var. Örneğin 2 yaş sendromu diye bir şey var başlıyor çocuk değil mi? Yani kendisiyle tanışıyor belki konuşmaya evet. Başlıyor tabii. O süreçte de sancılar başlıyor. Evet. Bu biraz bahsedebilir misiniz çocukların bu dönemlerinden? Tabii bu daha çok çocuk psikiyatri ve pedagogların ilgilendiği alan ama tabii kaba taslak algıları gelişiyor, dış dünyayı tanıyorlar, ebeveynleriyle olan ilişkileri gelişiyor. Tabii çocuklar 2 yaş sendromu civarlarında biraz şeyin de kendilerine zarar verecek şeylerin de çok farkında değiller ve özgürlükleri çok dünyayı keşfetmek istiyorlar. Hani o hep klasik soba örneği verilir ya işte ısının ateşin onlara zarar vereceğinin farkında değildir. Ancak onu işte deneyimleyerek eli yanınca anlar ve geri durur. Bu sıralarda hani onu deneyimlemeden sizin bazı şeylere sınır koymanızı biraz sinirlilikle veyahut da inatlaşmayla gösterebiliyorlar 2 yaşta. Tabii biraz yaratılışla da ilgili bir şey. Birçok faktör var. Anne babanın davranışı, tutumu, kardeşlerin olup olmaması, mesela çocukla ilgi... Mesela kardeşinin olmaması dezavantaj mı? Bence olmaması dezavantaj olabilir ama şöyle bir durum da var. Hani 2 yaşta egonun çok kuvvetli olduğu bir dönemde mesela kardeş geldiğinde çok büyük kıskançlık atakları da olabiliyor bazı çocuklarda. Çok ciddi bir şekilde o kıskançlık sorunları da yaşıyoruz. Tabii ki şu da var mesela işin fizyolojik kısmına baktığımızda mesela son dönemlerde giderek beslenmenin bozulmasıyla birlikte kötü karbonhidratların çocukların diyetinde fazlaca yer almasıyla birlikte de davranış bozuklukları görmeye başladık. Hiperaktivite, işte otizm spektrum bozukluğu vesaire bunların da çocukların hani davranışları işte 2 yaş sendromu denilen ne bizim için olumsuz olan davranışlar, ailelerin sıkıntı çektiği davranışlar. Bu davranışlar içerisinde birçok faktör var. Beslenme de bunlardan bir tanesi. Harika ama bu konuyu bence belki sizin uzmanlık alanınız tamam pedagojiye giriyor. Biraz daha farklı ama bence bu konuya biraz daha eğilelim. Ama reklamlardan sonra okay. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Reklamlardan sonra yine çok özel konularla devam edeceğiz. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili hocam, siz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunusunuz, çocuk hastalıkları uzmanısınız ama evet. Aynı zamanda da aldığım bilgiler Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ilk fitoterapistsiniz. Evet. Fitoterapi nedir? Fitoterapi kaba anlamıyla bitkilerle tedavi. Ama bu tabii bizim hani geleneksel işte al şunu aktardan kaynat iç şeklinde olan bir durum değil. Bunu bilim ışığında yapmak. Çünkü bitkilerde inanılmaz bir kimya var ve inanılmaz derecede kuvvetli etken maddeler de var. Bu yanlış kullanılırsa çok ciddi problemlere de yol açabilir. Ki bunu da görmekteyiz toplumumuzda. O yüzden bunun muhakkak ehil kişilerce, hekimlerce yapılması gerekir.
Yoksa tabii işimiz, çocuklarda durum tabii daha da önemli. Çünkü çocuklarda fitoterapiyi kullanmak daha da ekstra bir ilgi ve dikkat gerektiriyor. Çünkü dünyada da bu çok fazla çalışma sayısı yok çocuklar üzerinde. Erişkinlerde biraz daha fazla. Ama gerçekten çok etkili. Son dönemlerde hasta yakınlarından, anne ve babalardan bu konuyla ilgili çok istekler geliyor. Hani ben sentetik ilaçlar kullanmak istemiyorum. Çocuğumu doğal yollarla nasıl iyileştirebilirim? Tabii ki bu büyük bir etken fitoterapinin önemi açısından. Aynı zamanda çocukların rejenerasyon hızı dediğimiz yenilenme hızı yüksek olduğu için ilaçlara çok iyi cevap veriyorlar. Hem fitoterapetik ilaçlara, yani bitkisel ilaçlara, hem de sentetiklere. Ama fitoterapetik ürünlerin hem kısa hem uzun dönemde yan etkileri daha az olduğu için bence de bir avantaj. Hı hı. Sentezle yapılabilir tabii ki. Yani sentetik ilaçlar ve fitoterapetik ilaçlar çocuğun durumuna göre de mesela, ortaklaşa kullanılabilir. Çocukta diyelim ki bir ateşli bir durum söz konusu. Evet. Bununla ilgili bir şifalı bir bitki mi öneriyorsunuz? Olabilir. Tabii ki ateşin kaynağına bakmak lazım. Mesela bir tonsillit, yani bademcik enfeksiyonu oldu, faranjit oldu. Bir ada çayı. Çocuğun yaşı 2 yaşın üstündeyse ya da 1 yaşın üstündeyse, mesela bunun yaş grupları da var. Her bitki her yaşta kullanılmaz. Ama hangi ada çayı? İşte sorun burada. Yani gidiyorsunuz, herhangi bir ada çayı aldığınızda onun içerisinde etken madde olmayabiliyor. Kokusu, tadı size aynı gelebilir. Ama etkinlik yok. Etken madde yok. İşte bunu hekimlerin reçetelendirmesi ve reçetelenen ürünün eczaneden alınması gerekiyor. Marketlerden alelade ya da aktarlardan alınan alelade ürünler o bitkinin gerçeği ya da etken maddelisi olmayabilir. Biz onu keyif için ya da bir baharat olarak kullanabiliriz. Ama tedavi edici olarak bitkiyi kullanmak istiyorsanız bunun çay olabilir, bir ekstrat olabilir, bitkinin yağı olabilir, sabit yağı olabilir, sizin uçucu yağı olabilir. Bu arada sadece çocuklar üzerine mi fitoterapist mi, yoksa aslında bitkilerin şifalı? Hayır, herkes için. Evet, herkes evet, için. Evet. Tabii ki ben çocuk hekimi olduğum için aynı zamanda fitoterapistim, erişkinler için de bunu uygulayabilirim, ama hani kendi branşım çocuk olduğu için, sıklıkla onlarla ilgilendiğim için genelde çocuklarla oluyor işim. Bugünlerde çok özür dilerim, insanlar yani yetişkinler için de geçerli, yorgunluk, bariz bir şekilde yorgun kalkma, şehir hayatının o trafiği vesairesi, çok fazla işte teknolojik akımlar, bilgi transferleri, insanlar inanılmaz derecede bir kötü enerji yükleniyorlar. Hı hı. Ve burada bitkin hissediyorlar kendilerini, hiçbir şey yapmadıkları halde. Fiziksel bir yani hareket yok ama hı hı, ruhsal bir yorgunluk var. Hı hı. Burada mesela işte bununla ilgili şu şifalı olarak kullanılabilir, insanların güncel yaşantısını biraz daha, mesela bazı güçlendirici vitaminler var insanlar tüketiyor. Bunlar sentetik bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet, büyük bir kısmı. Yani öyle, mesela ki burada önerimiz bitkisel olarak ne olabilir? Bir sürü şey olabilir ama mesela hemen ilk aklıma ginseng geldi mesela, erişkinler için kullanılabilir. Onun dışında aslına bakarsanız sebzeli. Ginseng bitkidir değil mi? Yani bir, evet. Bunu da yine eczaneden temin edebiliriz. Tabii, yani bunun ekstratlarını, yani bitkiler bizim alabileceğimiz hali de getiriliyor. Biz buna bitkisel ekstrat diyoruz, fitoterapetik ürün diyoruz. Türkiye'de bitki çeşitliliği çok ama bitkisel eczanede bulunan bitkisel ekstratlar maalesef gelişmiş bir Avrupa ülkesi kadar değil. Yani bir Almanya ile mukayese edemiyoruz maalesef kendimizi. Halbuki bitki zenginliği açısından biz çok gelişmiş ülkeyiz. Dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. 12 bin tane tıbbi bitki yetişiyor Türkiye'de ve bunun 4 bin tanesi de endemiktir. Ne demek endemik? Yani sadece bu 4 bin bitki, yaklaşık 4 bin bitki sadece Türkiye'de yetişiyor. Başka bir ülkede yetişmiyor. Fakat bunun bir şey bizim işte, için o endemik bitkilerin olduğu yerlerde beton binalar dikiyor. Maalesef. Yani ya da işte bunun şeyinin farkında değiliz. Yani ciddiyetinin farkında değiliz. Mesela Almanya bu durumun çok farkında. Türkiye'den bir sürü bitki ham maddesi de alıyor. Alıyor götürüyor ülkesine, aldığı bitkileri güzel analizini yapıyor. Kimyasal toksik maddelerini çıkarıyor. Uygun şekilde onun içindeki etken maddeyi kullanabilecek hale getiriyor. Yağışsa yağı, ekstratsa ekstratı.
kapsül haline, toz haline, çay haline getiriyor ve daha yüksek fiyatlara dünyaya satıyor. Kendi kullanıyor, bize geri satıyor. Yüksek fiyatlara tabii. O yüzden aslında bu işin Türkiye'de ilerlemesi lazım. Son bir senede de bayağı bir yol kat edildi. Hatta Eylül ayında bir kongremiz de oldu, fitoterapi kongresi. Orada da yabancı konuşmacıların da olduğu bayağı güzel bilimsel, 3 gün boyunca bilimsel kongreler verildi. Ve bu zamandan itibaren de bu ürünlerin sayıları da artmaya başladı. İşte ürünün, buradaki ürünün sayısının dışında kalitesi çok önemli. Türkiye'deki sıkıntı bu. Mesela atıyorum, kendi branşım adına konuşayım, papatya. Herkes için ama çocuklarda da güvenli kullanılan bitkilerden biri. Ama hangi papatya? Bakın bugün 100 tane papatya cinsi var. Sadece bir tanesi tıbbi papatyadır. Yani hocam, sadece bir tanesi onun şifa olarak. Şu an o kadar güzel bir konuya değindiniz ki, bir gün izleyicilerimize, tabii bu programda hazırlıksız yakalandık. Bence topluma vereceğimiz en güzel eğitim, doğal olan şeyleri önermek. Doğru mu? Kesinlikle. Ve bu konuda şu an siz Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ilk fitoterapistsiniz ve bence sizlerin sayısının artması çok önemli. Evet. Bu alana ilginin artması ve çünkü yani insanlar bilmiyor. Yani gidiyor doktora, evet, ilaç, evet, yazıyor, ilaç alıyor, tüketiyor, evet, vesaire. Yani oysa çok basit geçebilecek, örneğin işte bir az önce söylediğim ginseng mesela, bu bir bitkisel bir şey. Belki bunu bilse kullanacak. Veyahut da işte soğuk algınlığı. Aynen öyle. Yani kış aylarına giriyoruz, tabii, ve bazen ufacık bir burun akmasında gidiyoruz, hemen bir ağrı kesici, tabii, bir ilaca başvuruyoruz. Bununla ilgili böyle küçük küçük formüller sunabilir miyiz? İlerleyen programlarımızda sizi olabilir, tekrar almak isteriz. Tabii, olabilir. Yani olabilir, hazırlayalım bunları. Olabilir. Diyelim ki atıyorum bu uygulama, bu atıyorum bitkiyle olan uygulama şu hastalığa, tabii, şu bitkiyle uygulama, tabii, şu bunu bence biraz daha, tabii, hocam hazırlıklı olabilir, bir çalışma yapalım. İşte burada en önemlisi o doğru bitkiye ulaşmak. O botanik tipi, o bitkinin doğru yerde yetişmiş olması, doğru zamanda hasat edilmesi, doğru şekilde saklanması ya da kurutulması, her ne yapılacaksa, ya da işte distilasyonu, yani onun içerisinden bir yağ çıkartmak gibi, mesela özünü çıkartmak gibi, bu durumların uygun şekilde yapılıp uygun dozda verilmesi, o zaman iyileştirici bir gücü oluyor. Yoksa diğer hani işte aktardan, marketten kendi kafamıza göre yapılan, bilinçsizce yapılan şeyler hatalı. Yani bir basit çayı, bitkisel çayı demlemenin bile bir kuralı var. Uçucu yağının kaçmaması için ağzının kapalı olması, işte kimisi infüzyon, yani demleme şeklinde olur, kimi dekoksikasyon, yani kaynatma şeklinde, mesela kökler kaynatılarak içindeki etken maddeye ulaşılır, evet, gibi bir sürü tabii ince ipuçları var. Zencefil için derde deva denir, zencefil, çörek, evet, otu, evet, yani benim bildiğim, evet, biz de dergide, evet, haber, evet, yaptığımız için bazen yayınlıyoruz. Tabii. İşte çörek otu çok övülür. Onun dışında hepimizin yine soğuk algınlığında işte elma, nane, birçok karışım yaparız. Tabii. Acaba ne kadar doğru? Bir de o, tabii, da var. Yani çörek otu diyoruz ama çörek otunun o yağının kalitesi de çok önemli. O çörek otunun iyi, güzel tarımla üretilmiş olması. Maalesef bir tarım ilaçları işin içerisine girince bitkilerdeki iyileştirici etken maddeler azalıyor. Onun uygun zamanda hasat edilip, uygun toplanıp, uygun şekilde yağının çıkarılması lazım. Biz şanslıyız. Siz bize getireceğiniz için hocam, en azından siz bunu test etmiş olacaksınız ama izleyicilerimize doğru şifalı bitkiye nasıl ulaşırlar, evet, bunu, evet, da anlatırız. Evet, evet, bence, evet, size şimdiden bir söz alıyoruz o zaman. Bir programda bu konuya özel bir yer ayıralım. Belki bir 10-15 dakika, 20 dakika uygulamalı burada izleyicilerimize bunu sunalım. Tekrar Burcu Hanım, size dönelim. Çakralarda kaldık. Evet, ben özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum hocama. Hani yani çocuk hekimisiniz ama fitoterapist olduğunuz için, çünkü ben gerçekten doğal tedaviyi çok çok merak ediyorum ve çok istediğim bir şey. Biz hastalandığımızda da gelebilir miyiz fitoterapist olduğunuz için? Tabii olabilir. Bilebiliriz. İnşallah hasta olmayız ama eğer olursak hani, evet, gideceğimiz yeri bilelim. Fitoterapistlere bu arada çok bugün öğrendiğimiz bir bilgi. Evet, mesela muhteşem. Ben kendi adıma bugün çok öğrendim. Çok böyle bir şifalı bitkiyle ilgili bir tıbbi uzmanlık alanının olduğunu gerçekten çok önemli bu bizim bir şey. Doğal, cehaletimizmiş. Doğal bugün öğrendik. Ve... ama işte uygulama şekli, birçok faktör var. Bence çok değerli bilgilerdi. Kesinlikle. Bu arada çakralarda kaldık dedik ama bir de
Sanırım işte bu şehir hayatı, özellikle araçlarında giden, iş yerinde çalışan insanlar, duruş pozisyonlarımızda bir sıkıntı var. Tabii. Yani bir omuzlarımız düşük, evet, bir bel ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrıları. Tabii. Bununla ilgili öneriniz var mı? Hatta mümkünse izleyicilerimize tabii burada ki bir tatbik yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Şimdi şöyle, sürekli masa başı çalışma veya sürekli evde bir iş hali, sürekli önümüzde bu şekilde durmak zamanla bu postür bozukluğu dediğimiz duruş bozukluklarına sebep oluyor. Bizim daha dik, daha sağlıklı durabileceğimiz... Söyledikçe ben hemen şekilleniyorum. Yok, zaten dik duruyorsunuz Uğur Bey, yani bayağı bir. Yani nasıl diyeyim? Gösterelim mi? Tabii ki. Var mı uygulamaları? Tabii, hemen sandalyede bile yapabileceğim. Tabii, hemen ben yardımcı olayım. Yok, yok, olurum lütfen. Lütfen. Ben hemen size yardımcı olayım. Şöyle. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi sürekli bir masa başı durumumuz var. Sürekli bir sandalye, ofiste veya vesaire. Çok basit uygulayacağımız bazı hareketler var. Her an her yerde yapabiliriz. Öğrenciler yine sınıfta yapabilirler. Bulundukları her noktada yapabilirler. Birer sandalye çekelim o zaman. Ekran başındakiler de eğer yapabilirse. Birer sandalye alalım. Önce yine her zamanki gibi nefesle başlıyoruz. Derin nefesler alalım. Burnumuzdan alıp burnumuzdan nefes veriyoruz. Uğur Bey, arkamı dönmüş ben, olma ama görüyorsunuz değil mi? Tamam. Ben yapıyorum hocam. Tamam. Gözleri kapatabiliriz. Burnumdan derin nefesler alıyorum. Ve burnumdan nefes veriyorum ve yavaşça derin bir nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Son bir kez daha bir derin bir nefes alalım. Sırtım dik, omurgam dik, ellerim bacaklarımda. Ve nefes veriyorum, yavaş ve uzun nefesler. Gözlerimi açtım. Derin bir nefesle kollarımı kaldırıyorum. Bütün yaşam enerjisini aldım ellerime. Nefes veriyorum. Verirken ellerinizden bütün olumsuz ne varsa, sıkıntıları, hastalıkları avuçlarımdan yere bırakıyorum. Tekrar derin bir nefes alalım. Kollar gergin, iyice uzatalım. Nefes veriyorum. Ellerimi yavaşça indiriyorum. Sağ elimi belime koydum. Nefesle beraber yana doğru eğilebildiğim kadar eğildim. Nefes alıyorum bir tane. Nefes veriyorum. Yavaşça doğruldum. Sol elimi belime koydum. Derin bir nefesle yavaşça doğruluyorum. İyice uzattım. Ve nefes veriyorum. Yanlarım açılıyor ve esniyor. Tekrar yapalım. Yavaşça sağ elim belimde, sol kolumu uzatıyorum. Nefes aldım. Nefes veriyorum. Çok kolay, herkesin yapabileceği. Elimi belime koydum. Nefesle beraber yavaşça yatıyorum. Ve nefes veriyorum yavaşça. Şimdi çok önemli. Burgu hareketi yapacağız. Omurgamız bir sünger gibi bükülecek. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren çok önemli bir duruştur. Derin bir nefesle sağ kolumu sandalyenin arkasına koydum. Elimi belime koydum. Ve dönebildiğim kadar dönüyorum. Nefes alıp veriyorum durduğum yerde. Bu bağışıklık sistemimi güçlendirir. Bir lenf dolaşımı dolaşıma katıyor ve kanım temizleniyor. Derin nefes alıp veriyoruz. Sırt ağrılarını gideren bir duruştur burgu hareketi. Son bir nefes daha alıyorum. Yavaşça döndüm. Diğer tarafı yapıyoruz. Elimin yardımıyla dönüyorum. Derin nefesler. İyice dönebildiğimiz kadar omuzumu açıyorum. Başımla sola bakıyorum. Derin nefesler. Son bir nefes daha alalım. Sırtım, omurgam iyice bükülüyor. Derin bir nefes daha. Yavaşça döndüm. Ellerimi sırtımda şu şekilde kenetliyorum. Omuzlarım iyice geriye gitti. Derin bir nefes aldım. Ayaklarım 90 derece. Derin bir nefes alıyorum.
Nefes verirken yavaşça öne doğru, omuzlarımı iyice açıyorum. Duruş bozukluklarımı düzelten harika bir duruştur. Ellerimi kenetledim. Eğilebildiğim kadar bedenimizi hiç zorlamayalım. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Nefesimi hiç tutmuyorum. Bir nefes daha. Yavaşça doğruluyorum. Son bir hareketim daha var. Derin bir nefesle beraber kollarımı yapabildiğim kadar önde. Bu Garudasana diye bir duruş. Kartal duruşu. Omuzlarımı açar, omuz ağrılarını, sırt ağrılarını gideren güzel bir duruştur bu da. Diğer tarafa iyice kolları açtık. Tekrar derin nefes alıp verelim. Yogayı gülümseyerek yaparsanız daha kolay olur. Yavaşça bırakıyorum. Bu şekilde Uğur Bey yapabildiniz mi siz de? Hocam fazla rahatlattınız. Teşekkür ederim. Ekran başındaki herkese de çok teşekkür ederim. Çok namaste. Evet. Teşekkür ederim. Namaste. 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 Namaste aslında hani yogada hep böyle merhaba gibi kullanılır ama namaste. Nama eğilmek demek. Önünde saygıyla eğiliyorum anlamına geliyor. O şekilde namaste. Ben benden herkese namaste. Bu konuda Doğu kültürüne apayrı bir hayranlığım var. Biliyorsunuz Doğu kültüründe en önemli şey, daha doğrusu yaratılmış her şeye saygı. Evet, kesinlikle. Sadece insan da değil. Aynen, yaratılmış öyle. Ne varsa evet. Canlı saygı ve onlar Doğu kültüründe bunu özellikle Japonlar inanılmaz bunu başaranların evet. Başına geliyor ülke olarak. Ne kadar fazla insana ya da canlıya hizmet ederse, hı hı. Bizde mesela bu bazen yanlış anlaşılır ülkemizde ama onlar da tam tersi onurlandırıldıklarını düşünüyorlar. Yani ne kadar daha fazla hizmet, ne kadar mütevazilik, o kadar daha onurlu insan olmak. Öyledir. Bunu bir felsefe edinmişler. Kesinlikle. Çok ders saygı almamız gereken ben. Japonlardan çok... Özellikle. Evet, evet, çok güzel. Bu arada egzersiz için ayrıca teşekkür ederiz. Ben çok gerçekten teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Her zaman yapabiliriz. Çok evet. Kolay gün içinde, yani hiçbir sınır yok. Yapabildiğimiz kadar, özellikle o burgunun inanılmaz faydası var. Hı-hı. Sırtımız ağrıyorsa masaj, yani kendi kendimize masaj. Bu arada siz su altında da yoga yaptınız. Evet, su altı yogası yapıyoruz. Basında bayağı yer almıştı, ben öyle hatırlıyorum. Evet, biraz evet. Bahseder misiniz? Nasıl başardınız? Tabii ki Olimpos'ta yapıyoruz su altı yogası. Adrasan'dan kalkıyor dalış tekniği. Dünyada bildiğim kadarıyla 4 yerde yapılıyor. Onlardan biriyiz biz de. Su altı yogasında tabii eğitimli dalıcı olmak çok daha faydası olur. Ama eğer yani bir yıldız dalıcı olmamızın çok büyük faydası var. Olmazsak da dalgıç arkadaşlarımız denemek isteyen kişileri tüplü dalışla indiriyorlar. Ve orada belli hareketleri yapıyoruz. Daha kolay esnememizi sağlıyor. Daha esnek. Düşme tehlikemiz yok su altında. Hani uçma deneyimi yaşarcasına yapıyoruz. Yani bekleriz yazın. Olimpos'a bekleriz. Bu arada zaten izleyicilerimize sözümüz var. Tabii tatilimiz olacak. Evet. Evet. Bir yakın, en azından İstanbul yakınlarında beraber bir sabah kahvaltısıyla bir belki bir Maşuk'a, Sakarya, yani tabii ki. Artık kalan yer de yani ne yazık ki yakın bölgede çok az var. O yüzden yakın bir bölgede bir günübirlik tabii organizasyon ki. Mutlaka Yelpaze Türkiye var. Olarak yapacağız. Kesinlikle söz veriyorum. Bunu unutmuş değiliz. Bu arada izleyicilerimizden bir mesaj gelmiş. Hocama bir soru var. Şöyle bir soru. Öncelikle programınız keyifli izliyoruz diyor izleyicimiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çocuğun gözünde oluşan sarı renkteki çapaklanma sürekliliği tehlikeli midir diyor hocam. Ve yaklaşık 4 gündür oğlunda varmış. İyi yayınlar diliyor. Biz de size teşekkür ederiz. Eğer tabii bu bir bebekse, yeni doğan ve süt çocukluğu döneminde sık sık bir gözde sulanma ve çapaklanma olursa genelde kanal tıkanıklığı vardır. Bu gözün iç kısmının burun içiyle birleştiği bir nazolakrimal kanal dediğimiz bir kanal var. Oranın tıkanıklığıdır. O çok tıkanırsa tabii sıkıntı yaratabilir enfeksiyon açısından. Onun dışında 4 yaşında bu arada. Yani 4 yaş, pardon, evet. Orayı duymadım. 4
4 yaşsa enfeksiyon olabilir. Yani viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon olabilir. Bir hekime tabii muayene olması gerekir kesin bir tanıyı söyleyebilmemiz için. Onun bazı damlaları var, göz için pomatlar var. Eğer bir bakteriyel konjüktivit ise o zaman antibiyotikli göz damlası ya da pomatla kolayca halledilebilir. Evet, harika, harika. Tekrar size dönelim. Şimdi biz tabii işte yogayı dediğim gibi ülkemizde ne yazık ki insanların bir kısmı biliyor veya bir kısmı da yanlış yorumluyor. Siz neden yoga yapmalı insanlar? Biraz ona değinelim. Çünkü az önceki gösterdiğiniz hareketler işte normal yaşamımızda, günlük yaşamımızda uygulayacağımız sadece bir gelip yoga almak, bir kursa gitmekten ziyade buradaki bilgileri günlük yaşamına uygulayabiliyor değil mi? Tabii ki. Her zaman yapabileceğimiz şeyler. Yani yogayı en önemlisi mutlu olmak için yapmalıyız. Sağlık için yapmalıyız. Hani bir ne bileyim çivili yatakta yatan yogiler hep böyle uçuk görüntüler. İşte ayaklar kafasının arkasında kenetlenmiş. Hani öyle bir şeyler yapmamız gerekmiyor illa ki. Çok basit hareketler var. Tabii ki vücudumuzun esnek olması yaşlılığımızın çok rahat geçmesini sağlıyor. Yani 80 yaşında yoga öğretmenleri var. İnanılmaz esnekler. Asla yaşlarını göstermiyorlar. Çok sağlıklılar, dimdik duruyorlar. Çünkü hayat felsefesi edinmişler aynı zamanda. Hani sadece aman esneme hareketleri yapıyorum değil sadece. Hani dediğim gibi zihin ve bedeni bir tutma. Bir bütün aynı zamanda yoga ile ilgilenenler beslenmelerine de çok dikkat ediyorlar. Evet, zaten tabii. Örnekte göründüğü gibi. Siz hep böyle misiniz yogadan öncesi ve sonrası? Yani mesela yoga ile tanışmanız kaç yıl oldu? Ben 23 senedir yoga yapıyorum. O zaman yani herhalde hep böyle miydi fiziğiniz? Hiç kilo aldınız mı? Ya hamilelikte bir 20 kilo almıştım. Onun dışında hiç öyle bir kilo farklılığı oluşmadı. Bilmiyorum belki yapı itibariyle de olabilir ama. Hocam çok gibi, güzel yere değindiniz. İnanın şekli, bu kadar konuştuğumuz dikkat edilmez ama işte o kilo girdi ya devreye. Şu an bütün hanımefendiler tabii, büyük tabii ihtimalle. Ki, kilo tabii ki veriyoruz. Evet. Tabii ki yani. Yogada özellikle nefesin ve her gün milim milim açılınıyor. Yani bedenim o anda ayaklarıma ellerim uzanmayabilir. Hiç önemli değil. Milim milim nefesle beraber açılıyoruz. Ve bunu her yaptığımda uzun kas grupları çalışıyor. Bu ne demek? Yağ yakmak demek. Bu oksijen tabii pompalanması demek değil mi hocam? Tabii. Yani tabii ki yağ yakıyoruz yogada. Tabii ki kilo veriyoruz. Hani ana tema olarak bunu söylemiyorum ben ama inanılmaz faydaları var. Ve en önemlisi hani kendimizde bir hedef seçip evet ben sağlıklı olmak istiyorum. Ben duruş bozukluğum var bunu düzeltmek istiyorum. Mesela insanlar yürürken de hani o az önceki oturma pozisyonunu anlattınız. Günlük egzersiz işte kas ağrıları için ama yürüyüşte mesela işte karın önde omuzlar dik. Hani bununla ilgili bir uygulama var mı? Ya yürüyüş meditasyonunu çok seviyorum ben ama konuştuğumuz şeyin dışında tabii şu anda. Ya özellikle dik duracağım diye kendimizi kasmak sırtımızda bir ağrı oluşturur. Belimize yük biner. Mümkün olduğu kadar hani en azından şu kamburluğu hissettikçe şöyle kendi kendime bir dik durayım ben. Özellikle şurada dik durmak çok önemli. Yani zihnimde dik durmam. Ne demek? Ben kendimi seviyorum ve güveniyorum. Ben yapabilirim. Bu tarz cümleleri söylediğim zaman zaten şuram şöyle bir kavuruyor. Ben yapabilirim. Her şey yolunda. Veya bir şeyler sıktığı zaman, bir şeyleri yük edindiğim zaman çökeriz ister istemez. Çünkü hayatın yükü sırtımıza biner. Zamanla evet ben halledebilirim, her şey yolunda gibi şeyler zaten bizim dik durmamızı sağlar. Yürürken de dediğiniz gibi farkında varmak sürekli. Amaç farkındalık. Evet şu anda böyle yürüyorum, bir dakika ya falan dedikçe zamanla zaten yürüyüşümüz o alışkanlığımıza gelir, dönüşecek. Tabii. Bir de ben yine yakalamışken onu da söyleyeyim. Şimdi yoga ve reiki. Bir de reiki var. Evet. Önce reiki nedir ve reiki herkes yapabilir mi? Reiki evrensel yaşam enerjisi demek. Rei ve ki enerji demek. Hani Çince'de chi'dir, tai chi vesaire chi. Rei evrende her yerde var olan bir şifa enerjisi demek. Yoga ve reiki birbirinden çok ya farklı durumlar aslında. Reiki bir şifa tekniği, şifacılık diyeyim. Hani büyük annelerde vardır böyle ninelerimizde hani eli vardır bazı kişilerin ve onların eli şifalıdır. Hatta onlardan el almaya çalışırız. El verdi bana derler işte anneannem babaannem el verdi. O olayın daha bir nasıl diyeyim size
teknikli hali diyebilirim ben size. Yani ilk 1900'ün başlarında Dr. Mikao Usui diye bir Japon bir doktor bunu keşfediyor. Tekrar bir üzerine çekerek diyeyim ben size. Bir olay yaşıyor. Ve ondan sonra bunun ellerle iletilebildiğini keşfediyor. Aslında zaten her yerde var olan ve yıllarca mağara resimlerinde bile insanların tam o demin anlattığımız taç çakrasından giren bir ışığın ellerle, ellerden akan bir şifa ile insanlara verildiği, birbirini iyileştirdikleri mağara resimlerinde bile görüntüleniyor. Var bu şekilde. Tabii yıllarca unutulmuş. Daha sonra dediğim gibi 1900'ün başlarında Japonya ve yaşanan ağır deprem ve daha sonra Dünya Savaşı durumlarında çok fazla işe yaradığı görülmüş bu şifa tekniğinin ve elden ele iletilerek uyumlanma denen bir şeyden geçiliyor. Hani el verme diyebiliriz ona daha rahat anlayabilmemiz aslında için. Aslında biz biraz ülke olarak, ülke insanımız değerlerini bilmeme konusunda bir kere bir uzmanlığımız var. Neden diyeceğim? Çünkü Osmanlı döneminde yani bizde gerçekten hekimlik çok ciddi bir müessese, bir kurum. Ve mesela Edirne'de suyla psikolojik sorunu olan hastaları tedavi etmek için bir hastane kurulmuş o yıllarda. Mükemmel. Düşünebiliyor musunuz? İşte psikolojik travmalar yaşamış kişiler oraya gönderilir ve orada müzik terapileri, farklı ve müziklerin farklı işte Hicaz'la tedavi edilen harika hastalıklar. Atıyorum yani müziğin farklı enstrümanların farklı melodileriyle tedavi edilen hastalıklar var. Yani biz belki buna izleyiciler kısmen şöyle diyebilir ya günümüzde bu uygulanamaz diyebilir ama bunlar uygulanmış, şifa olmuş. İşte bunu Doğu kültürü belki Reiki ile yapmış ama Osmanlı döneminde de bizim hekimlerimiz tabii bunu müzikle yapmış. Aslında yani insanların o ruhsal dengelerinin güçlenmesi farkında olmadan bir takım hastalıklara da çare olmuş. Tabii ki zaten bunları inkar etmememiz gerekiyor. Biraz sebepleri bence hep zihinsel. Yani özür dilerim lafınızı böldüm. Hastalıkların gerçekten sebeplerinin çoğunun zihinsel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki pek çok sebebi vardır hocam. Siz de biliyorsunuz ama gerçekten ya mutlaka bir şey yok organla olarak ilgili bir hastalık durumu, organla ilgili bir yetersizlik zaten onda farklı bir konu tabii ki de ama belki de onu dışında bile evet bir şey yapıyor belki de yani. Tabii salgıladığım bir hormonla aslında iyileşmede şifada birçok şey önemli. Yani bütünsel yaklaşım önemli. Şimdi tıp ilerledikçe branşlaşma arttıkça eğitimde evet bunun tabii çok faydalı durumları var. Yani bir konuda daha uzman olmak, onun detaylarında daha da uzman olmak çok iyi ama orada şöyle nüanslar da var. Maalesef biraz yan dallar, uzmanlıklar arttıkça bütünden uzaklaşıyoruz. Herkes işte ilgili olduğu hastalık ya da organa yönelik bakıyor sadece. Bütünden uzaklaştıkça da sıkıntılar başlıyor. O yüzden alostik değil de holistik yani bütünsel yaklaşımı ele almak lazım. Şimdi bu bütünsel yaklaşımı ele aldığınız zaman gelen hastada siz her şeyle dediğiniz gibi müzik de ruha iyi gelen bir şey. Ona da dikkat etmek lazım. Beslenmeye de, koku da, aromaterapi denilen bir şey var. Fitoterapinin evet yan kolu gibi bir durum. Yani bitkilerin uçucu yağlarıyla olan tedavi. Onu hem koku olarak alması hem bir sabit yağ içerisinde cilt ya da dahilen ağız yoluyla kullanımı da bir sürü hastalıklara iyi geliyor. Yani bugün bilimsel yapılan bir sürü çalışma var. Atıyorum okul çağındaki bir çocuğun sınav döneminde derslerini daha iyi anlayabilmesi, konsantrasyonunu arttırması için biberiye yağının. Pek peyin diyecektim reklam. Çünkü çok önemli. Bu sınav kaygısı çocukları bir maraton içerisine sokuyorlar ve bir sınav kaygısı söz konusu. Sizden de onunla ilgili bir cümle alacağım. Çünkü sizin bir uzmanlığınız da aynı zamanda eğitimci kimliğiniz var. Evet, devam edin hocam lütfen. Mesela hani aromaterapiden girdik. Bir biberiye yağının bu bilimsel olarak kanıtlanmış çalışmalar yapılmış bir şey. Onun inhalasyonu yani kokusu çocuğun işte masasında bir yağ damlası içerisinde. Nerede bulunur hocam biberiye yağı? Yarın herkes biberiye yağı alacak. Eczanelerde güvenli yağlar vardır evet tabii ki. Onun kokusundan bir konsantrasyon arttırıcı etkisi olduğu kanıtlanmış
kanıtlandı. Mesela lavanta, lavantada aynı farklı şekilde daha böyle uykuya dalışı kuvvetlendirir. Mesela hırçın huzursuz çocuklarda yatacağı zaman ya, uykuya dalışı ya, kolaylaştırır, sakinleştirir. Ama yarın hemen alıyoruz. Yani, hayır, şu program yani artık kanal sahipleriyle görüşüp yönetmenimizle yani şu an o kadar çok soru geliyor ki aklıma. Mesela şimdi hemen uyku problemi çocuklarda böyle bir vaka var. Tabii. Gece olur olmaz saatte altı temiz, hasta değil, her şey yolunda, karnı tok ama uyumayan bir bebek. Evet. Ne yapacak? Ben niye oluyor bu? Bende var mı? Uyuyamıyorum. Bizde de var. Evet, yakalamışken hocam soralım. 2 yaşa kadar tabii bu ara ara çok oluyor ama şuna dikkat etmek lazım. Özellikle dişleri çıkardığı dönemde bu gece uykusuzlukları, kabusları vesaireleri olabiliyor. Yani ona bakmak lazım. Özellikle yaş dönemine göre de değişebiliyor bunun sebebi. Yani çocuk dişi çıkarken mi uyku problemi? O ve başka tabii bir rahatsızlığı da olabilir. Onun dışında başka tabii psikolojik bazı sıkıntılar da olabilir. İşte bakmak lazım. Yani çocuktan çocuğa değişiyor. Çok da fazla bir genelleme yapamayız bu konuda. Bu konu çok uzun. Size devam. Daha dolu soru soracaktım. Ama yine bir haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki çarşamba akşamı yine sizlerleyiz. Yine önemli konular ve konuklarla. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim ama kapanışı sevgili Mustafa Er Yavuz arkadaşımız bize renk kattın. Sağ ol, aramızdasın. Aslında Mustafa Er Yavuz arkadaşımız kendisi inşaat mühendisi, müzikle de ilgileniyor. Bizim hayalimizi de gerçekleştirmiş bir inşaat mühendisi. Kendisi şehirde kısmen yaşayıp hayatının çoğu bölümünü köy hayatı yapıyor. Aydın'a taşındınız değil mi? Aynen. Orada kendinize bir arazi aldınız. Doğru. Zeytinliğim var, incirliğim var. Sizinle de mutlaka konuşacak çok şey var. İnşallah. Çünkü birçok İstanbul'da şehirlerde yaşayan, Ankara, İzmir yani büyük şehirlerde yaşayanlar inanılmaz. Arkadaşlarla kimle sohbet etsek artık bir İstanbul'dan kaçma durumu var. Bir köy yapalım ve bu da bizim de böyle bir projemiz var. Umarız bir gün o hayalimiz gerçek olur. Umarım inşallah. Sevgili izleyiciler, Kanal T'de Yelpaze Türkiye programını izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Lütfen bizlere mesajlarınızla çalışmalarımız hakkında katkı sağlayabilirsiniz. Ve değerli Mustafa arkadaşımızın güzel bir şarkısıyla bu haftayı kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Deli saçlar var bahar küreği, nazen de sevgilim yadıma düştü. Her erin bahtına bir güzel düşer. Sen de benim yadıma düştün, nazen de sevdim yadıma düştün. Sen de tek benim yadıma düştün, nazen de sevdim yadıma düştün. La 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 la. Sensiz dağ düşüne çıktım bu seher, fıtık umru gibi gülşelaleler. Neyniye yalgızsan sordular ele, böyle bir üzgünüm yadıma düştün, nazen de sevdim yadıma düştün. Böyle bir üzgünüm yadıma düştün, nazen de sevdim yadıma düştün. La 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 la. Gözlerim yoldadır, kulağım seste. Seni unutmaram ben son nefeste. Ey Ceylan
sevdim, yadıma düştün. Nazen de sevdim, yadıma düştün. Ey taze sevdim, yadıma düştün. Nazen de sevdim, yadıma düştün. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.